Şimdi çok önemli bir konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Listeler. Şöyle ki şunu kaydı kapatalım. Şöyle şuraya da new file diyelim. İsmini de lists.py Python uzantılı olarak verelim. Şöyle ki arkadaşlar, bakın liste nedir? Önce bir mantığını anlayalım. Şöyle düşünün, bir öğretmensiniz ve sınıfınızda öğrenciler var. Öğrenci 1 eşittir. Kim olsun? Engin olsun. Sonra ikinci öğrenciniz geldi. Öğrenci 2 eşittir. İşte Derin. Öğrenci 3 eşittir Salih. Şöyle 3 tane öğrenciniz olduğunu düşünün. Ve bu öğrenciler sürekli artıyor. Yani 3 tane öğrenci de tamam, sıkıntı yok. Örneğin siz bunları yazdırmak istiyorsunuz ekrana. Mecburen şöyle print öğrenci 1. Hani listelemek istiyorsunuz ya. Öğrenci 2 ve öğrenci 3 diye yazdığınızı düşünün. 2 ve 3. Düşünsenize, yani bütün öğrenciler için böyle sürekli bunları mı yazacaksınız veya yeni bir değişken mi tanımlayacaksınız? Zamanla döngüleri öğreneceğiz. Çok kalmadı döngülere. Döngüleri öğrendiğimiz zaman, yani ben bunları hani bütün öğrencileri gez ve listele, ekrana yazdır diyeceğim. Yapamam ki. Hani bunlar hep öğrenci 1, öğrenci 2, öğrenci 3 şeklinde. Veya çok uğraşmam lazım bunun için. Hiç gerek yok. Bunlar için arkadaşlar şurayı da temizleyelim. Clear Console diyerek. Bunları yapmak için arkadaşlar listelerden yararlanıyoruz. Örneğin bunu bir çalıştıralım. Bakın tamam yazdı ama bunları tek bir noktadan yönetebiliyor olmak gerekiyor. İşte bu noktada listelerle çalışıyoruz. Arkadaşlar, bu verileriniz genellikle bir veri kaynağından gelecek bu arada. Yani ne kadar geleceğini de bilmiyorsunuz. Örneğin bir Excel'den gelecek. Excel'de bugün 70 tane veri var. Yarın 80 tane, öbür gün 60'a düşüyor. Düşecek. Yani sizin böyle dinamik çalışmanız lazım. Dinamik çalışmak demek, yani değişken ortamlara da uygun programlama yapmanız gerekecek. İşte bu kodu öyle yazmak yerine şöyle öğrenciler, bakın çoğul diyorum, eşittir. Şöyle bir köşeli parantez açıp kapayıp içerisine şöyle değerlerinizi verdiğinizi düşünün. Veri kaynağından geldiğinde de otomatik bu hale gelecek bu arada. Engin, Derin, mesela Salih şeklinde. Dolayısıyla yeni öğrenciyi sizin eklemeniz kolay olacak. Dolayısıyla bu noktada ben örneğin bu öğrencileri yazdırmak istediğim zaman, örneğin öğrencilerin birincisine yazdır dediğimde, bu biliyorsunuz bize birinci indeksi, yani derini verecek. Şunları artık hani şey yapabiliriz, commentleyebiliriz. Bunun için arkadaşlar çok kolay. Kontrol 1'den yararlanıyoruz. Kontrol 1 yaptığında şurayı tamamen commentleyecektir bizim için seçtiğimiz kısımları. Dolayısıyla bu da dediğim gibi bize derin değerini verecektir. Çok güzel. Bir sıkıntı yok. Biri yazdırdığımız için tabii ki bu oldu. Örneğin ben öğrencilere yeni bir eleman eklemek istediğimde, şunu da yapalım mı bu arada? Print öğrenciler diyelim. Şöyle. Şurada bir parantez fazla kaldı. Print öğrenciler dediğimde bakın bana listeyi bu şekilde verecektir. Yeni bir öğrenci eklemek istediğimde onu da şu print'in üstüne yazalım. Öğrenciler nokta yazamadım. Öğrenciler nokta şöyle gelecek fonksiyonlar control space ile gelir arkadaşlar. Bakın append dediğinizde siz buraya yeni bir eleman ekleyebilirsiniz. Örneğin Ahmet diye bir değer ekleyelim. Bunu print ettiğimizde artık bakın Ahmet'in de listeye eklendiğini göreceksiniz. Yine öğrencilerden remove diyerek arkadaşlar, remove diyerek örneğin kimi silelim? Salih'i listeden silelim. Bunu yaptığınız zaman listeye Ahmet eklenip Salih listeden
çıkarılacaktır. Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Örneğin şurada öğrenciler, mesela 3 diyorum. 3 yok. Engin, Derin, Salih. 0, 1, 2. Bakın bunu yapalım ne olacak? Bakın kızdı bize. Diyor ki list index out of range. Yani dizi sınırlarının dışında bir değer verdin sen bana. Ben onu okuyamıyorum şeklinde bana kızıyor. Bu noktada örneğin tam buradayken yani şunu şuraya alıyorum. Bakın Ahmet'te var ya, Ahmet'te eklendiği için 0, 1, 2, 3 Ahmet'i yazdırmasını bekliyorum bu noktada. Bakın Ahmet'i buraya yazdırdı. Bunun bir yöntemi de şöyle bir şey yapıyorum bakın. Öğrencilerin hani sıfırıncı elemanını şöyle gel veli yap. Bakın öğrencilerin sıfırıncı elemanını veli yaptığım zaman sıfırıncı eleman kim? Engin. Dolayısıyla bunu çalıştırıyorum bakın. Bu şekilde o listedeki elemanı da değiştirebiliyorsunuz. Bakın Engin'i veri olarak değiştirdi. Peki öğrencilerin kaç tane vardı? 0, 1, 2, 3. Yani 4 var. Son indeks 3 olduğu için. Bakın 3'ü değiştirdiğimde 3 yazdığımda Ahmet'i değiştirecek. Onu biliyoruz. Öğrendik. Peki 4 yazarsam ne olacak? Bakın bunu yaptığım anda şöyle. Bakın hani sizin değiştirmeye çalıştığınız değer olan dört numara yani 0, 1, 2, 3, 4 olmadığı için yine biz burada veriyle ilgili bir problem yaşadık. Çünkü diyor ki hani veliyi ekleyecek bir yer yok. Bakın bu şekilde çalışsaydık hiçbir sıkıntı yoktu yani. Engin, Derin, Ahmet diye en son öğrencileri aldık. Salih'i çıkardığımız için yaptı. Yani indeks değeri bizim için çok çok önemlidir arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir de listeleri yazmak için hani bu şekilde yazabiliyorsunuz. Bu genel kullanımdır. Ama şöyle değiştireyim onu. Şehirler diyeyim. Eşittir. Şöyle liste constructor'ı ile de bunu yapabiliyoruz. Şöyle parantezi açtım, kapadım. İçerisine giriyorsunuz. Köşeli parantezle değil de şöyle yine normal bir parantezle şöyle Ankara İstanbul şeklinde yazıyorsunuz. Buna arkadaşlar şöyle bir comment bırakayım. List constructor yani liste oluşturucu diyebiliriz bu ifadeye. Dolayısıyla ben print şehirler dediğim zaman şehirleri de ekrana yazdıracağım. Bu şekilde Ankara İstanbul olarak dikkat edip yazabiliyorum. Bunun dışında her şey az önce gösterdiğim gibi geçerli arkadaşlar. Aynı mantıkla daha önce nasıl hani string'de yaptık ya. Bunlar hepsi aslında bir dizi arkadaşlar. Dolayısıyla dizi mantığı olan her şeyde ben len fonksiyonunu kullanabilirim. Yani kaç elemandan oluşuyor şehirler? 2 elemandan. Ankara 1, İstanbul 2. Bakın indeks değil. Kaç elemandan oluşuyor bize verir. Dolayısıyla bu da bizim için önemli yapılardan bir tanesi.